Tüp bebek tedavi sürecinin son aşaması bebeğin ya da bebeklerin seçilerek en sağlıklı olduğu düşünülenlerin ana rahmine verilmesi ve böylelikle tedavinin tamamlanmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta elbette ki sağlıklı embriyonun seçilmesidir. Çünkü amaç aslında gebe kalmak değil, bebeği doğurup alıp eve götürmek olduğuna göre düşme ihtimalini de göz ardı etmeden embriyo seçimi yapılabilir. Özellikle 38 yaş ve yukarısındaki çiftlerde tüp bebek tedavileri uygulandığı zaman, hele geçmişte düşük hikayesi de varsa, genetik araştırmayla tüp bebek tedavisinin uygun bir seçenek olduğunu düşünebiliriz. Yani bebeğin iç yapısına bakıp sağlıklı olduğunun görülüp genetik olarak ondan sonra transfer edilmesi bir seçim aracı olabilir. Onun dışında rutin uygulamamızda embriyonun tipine yani görüntüsüne bakarak seçim yapmaktayız hali hazırda en fazla olarak. Kaç hücresi var? Günüyle uyumlu mu? Hücreler güzel ve birbirine benzer görünüm arz ediyor mu? İçerisinde embriyonun bizim fragman dediğimiz fazla kalıntılar var mı? Yani embriyonun kalitesini günü gününe değerlendirerek bu seçimi yapabilmekteyiz. Bazı diğer teknik seçim yöntemleri de embriyonun dış ortama saldığı maddelerin yani metabolizma ürünlerinin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu da bir seçim yöntemi olarak günümüzde kullanılmaktadır. Bir diğer yöntem de embriyoları dakika dakika izleyerek bir video sistemini alıp kaydedip her aşamasının gözden geçirilerek daha sağlıklı karar verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu da birçok laboratuvarda uygulanan bir yöntemdir. Bütün bunlarla en sağlıklı olduğunu düşündüğümüz embriyoları seçip anne rahmine transfer etmekteyiz. Bir ya da iki embriyo transferi yapılmaktadır günümüzde. Bunun kuralı ise 35 yaşından daha genç olan çiftlerde ilk iki denemede sadece birer tane embriyo verilmektedir. Bunun sebebi de ikiz gebeliklerle, çoğul gebeliklerle karşılaşmayı engellemektir. Ama 35 yaşından sonraki bayanlarda veya iki denemeden daha sonraki denemelerde ikişer embriyo transferi yapılmaktadır. Bu da tıbben doğru olan bir seçim yöntemidir. Elbette ki 35 yaşından ileri olmasına rağmen her bayana bir iki embriyo verilecek diye bir kayıt yok. Çiftle bunu konuşup değerlendirmek lazım. Örneğin daha önce çocuğu olan ama tekrar ikinci bir çocuk isteyen ama ikiz gebelik asla düşünmeyen bir bayan 35 yaşından yukarı da olsa ve sağlıklı bebekler geliştiyse tek embriyo transferi uygun olacaktır. Sonuçta bunun kararını doktor ve çift ortaklaşa vermektedir.